Bugün burada memur maaşlarını ilgilendiren 5. toplu memurlarımızın ve emeklilerimizin mali ve sosyal haklarını ilgilendiren 5. toplu sözleşme görüşmelerine dair bilgilendirme yapmak için buradayım. Bilindiği üzere memurlarımızı ve memur emeklilerimizi ilgilendiren 5. dönem toplu sözleşmesi görüşmeleri 1 Ağustos 2019 tarihinde başlamıştı. Daha önce yapılan tüm toplu sözleşmelerinde olduğu gibi sürecin ilk toplantısında bu toplu sözleşme görüşmelerinin takvimi de taraflarla mutabık kalınarak kamuoyu ile paylaşıldı. 46-88 sayılı yasa her bir süreçte atılacak adımların takviminde açıkça belirtiyor. Bu kapsamda kamu işveren heyeti ile kamu görevlileri sendikaları heyeti arasında takvimin belirlenmesi, kamu komisyon çalışmaları, komisyon raporlarının değerlendirilmesi ve resmi tekliflerin iletildiği 4 toplantı yaptık. 16 Ağustos'ta da hükümetimizin adına kamu işveren heyeti olarak ilk teklifimizi 2020 için 3,5+3,5, 3,5+3, 2021 içinse 3+2,5 şeklinde ilettik. Bu teklifimizi daha sonra 2020'nin birinci 6 ayı için %4+ enflasyon farkı, 2020'nin ikinci 6 ayı için %4+ enflasyon farkı, 2021'in birinci 6 ayı için %3+ enflasyon farkı, 2021'in ikinci 6 ayı için %3+ enflasyon farkı olarak yükselttik. Dolayısıyla verdiğimiz zam oranları enflasyon altında kalırsa enflasyonun farkının da ödeneceğini belirttik. Yine Merkez Bankası tarafından 2020 için beklenen enflasyon %8,2, 2021 yılı beklentisi de %5,4 olarak açıklanmıştı. Kamu personeline ilişkin harcamaların bütçede artan payına rağmen iktidarlarımız boyunca kamu çalışanlarına ve emeklilerine enflasyonu göz önünde bulundurarak maaş artışları yaptık ve enflasyona ezdirmeme geleneğimizi her daim müzakereler süresince de yürüttük. Müzakereler devam ederken maalesef kamu görevlileri sendikaları heyeti 2020-2021 taleplerini daha da yükselterek ortak bir noktada buluşma ihtimalini zayıflattı. Müzakereler sürecin ilk gününde ve ilk takvimde açıklandığı gibi 20 Ağustos'ta sonuçlanmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği yetki çerçevesinde başkanlığını yürüttüğüm kamu işveren heyeti toplu sözleşme müzakerelerini başından sonuna kadar büyük bir özveriyle hassasiyetle yürüttü. Bu anlamda ben heyetteki tüm çalışma arkadaşlarıma da özellikle teşekkür etmek istiyorum. Sürecin tamamında kamu çalışanlarımızın ve emeklilerimizin mali ve sosyal haklarını koruyan bir tavırla yaklaştık ve masada uzlaşıyı sağlamak temel önceliğimiz oldu. Kamu görevlileri sendikaları heyetinin 800'ü aşkın talebi, kamu personel sisteminin temel prensipleri ve bu taleplerle ilgili bakanlıkların, kurum ve kuruluşların değerlendirmeleri de dikkate alınarak tüm detaylarıyla müzakere edildi. Ben de bizatihi müzakere masasını ekranlarda çağrıda bulunarak değil, masanın başında dinledim. Bununla birlikte 82 milyonun sosyal refahı da dikkate alınarak kamu harcamalarından yatırım, üretim, Ar-Ge ve istihdam gibi alanlara da pay aktarılması gerçeği de dikkate alınarak harcama bileşenleri üzerinde adil bir yaklaşım sergilemekteyiz. Bilindiği üzere kamu çalışanları için toplu pazarlık süreci müzakerelerin yürütülmesine uzlaşmazlık olması halinde de kamu görevlileri hakem kurulunun devreye girmesini öngörmektedir. Bu tarihten sonra kanun taraflara kamu görevlileri hakem kuruluna başvurmaları için 3 iş günü süre tanımaktadır. Gelinen noktada müzakereler uzlaşmazlıkla sonuçlanmış ve kamu görevlileri hakem kurulu süreci bugünden itibaren resmen başlamış oldu. Tabii ki sürecin uzlaşıyla tamamlanması başından beri en temel arzumuzdu. Fakat uzlaşmazlık durumu da her sözleşme gibi bu sözleşmenin de doğal sonuçlarından biri. Ve bu anlamda ben kamu görevlileri ve emeklilerinin 4. dönem ve daha önceki dönemlerdeki toplu sözleşmelerde edindikleri kazanımların da aynen korunacağını vurgulamak isterim. Dolayısıyla bir hak kaybı gerçekleşmiş olmayacak.
Hakem kurulunun alacağı karar toplu sözleşme masasının tüm tarafları için nihai ve bağlayıcı olacaktır. Ben bunu burada hepinize saygıyla, sevgiyle kamuoyuna bildiriyorum. Teşekkür ederim. Bu süre zarfında memur senden de uzlaşmazlık metninin imzalanmadığı gerekçesiyle yani tekrar bir görüşme kabine toplantısı sonrası sizin ya da diğer tarafların bir araya gelmesi söz konusu olur mu tekrar? Yok, biz tespit tutanağını imzaladık ve hakem kuruluna iletildi. Teşekkür ediyorum. Geniş bir ekonomik istikrar kalkanı paketi altında bir sosyal destek programı açıkladık. Hazine Maliye Bakanlığımızla çok sıkı bir şekilde çalışıyoruz. Bu program altında, sosyal destek programı altında 3 tane faz var. Bunlardan birincisi faz 1'de biz özellikle toplumumuzun en alt gelir grubunda olan vatandaşlarımıza erişmeye amaçladık. Ve 2 milyon 111 bin hanemize ulaştık aslında. Biz çünkü sosyal yardımları hane bazlı yapıyoruz. 2 milyon 111 bin hanemize biner lirayı teslim ettik. Bu faz 1'di. Faz 2'de de yine belli kriterler koyarak, o kriterleri oluşturuyoruz şu anda. Yine vatandaşlarımıza biner lira daha ulaştıracağız. Bu kapsamda da 2,3 milyon haneye ulaşmayı hedefliyoruz. Faz 3 ise talep bazlı olacak. Ona dair altyapı çalışmalarımız da devam ediyor. Çünkü istiyoruz ki bu süreçte hiçbir vatandaşımıza dokunmadık, hiçbir vatandaşımız kalmasın. O anlamda da faz 3 çalışmaları da devam ediyor. Ben burada bütün vatandaşlarımızdan istirhamım. Gerek faz 1'de de biz açıklama yapmıştık. Faz 2 ve faz 3'ün detaylarına dair bakanlığımızın web sitesinden, gerekse ben de bakanlığımızda açıklamalar yapılacaktır. Dolayısıyla başka bir türlü duyumlara, WhatsApp mesajlarına itibar etmemelerini rica ediyoruz. Faz 2'nin kriterleri daha belli olmadı, belirleniyor. Faz 3 için de altyapı, yani web sitesi üzerindeki altyapı da daha tamamlanmadı. Onu da açıklayacağız. Yani bir konuda netlik getirmek için faz 1 ve faz 2'de bildiğim kadarıyla herhangi bir başvuru gereksinimi yoktu. Ancak faz 3 için böyle bir talep bazlı olacak. Talep bazlı olacak. Faz 1 ve faz 2'nin zaten bizde belli bir kriter havuzu var. Ama faz 3 için talep bazlı olacak. Ama dediğim gibi biz bunların tarihlerini de hem başvuru tarihlerini hem ödeme tarihlerini de açıklayacağız. O yüzden şimdiden başvurmalarına da gerek yok. Ama sahada tabii ki vakıflarımız var. Vakıflarımız, kaymakamlarımız, valilerimiz gerektiği zaman yardımları ulaştırmaya devam ediyorlar. Peki efendim, kısa çalışma ödeneği de bir diğer önemli gelişmelerden birisiydi. Özellikle özel sektörde çalışanlar için son dönemde en çok konuştukları konulardan birisi. Biraz bize ayrıntılı bilgi verebilir misin özellikle izleyenlerimiz için? Kısa çalışma ödeneği bizim bakanlığımız altında, İşkur altında istihdamı korumaya yönelik ve istihdamı artırmaya yönelik iki tip programlarımız var. Bunlardan bir tanesi aktif iş gücü programlarımız, diğeri de pasif iş gücü programlarımız. Aktif iş gücü programlarımız, işbaşı eğitim programlarımız, mesleki eğitim kurslarımız, girişimcilik eğitim programlarımızken pasif iş gücü programımız. Dolayısıyla vatandaşımız zora düştüğü zaman, işini kaybettiği zaman ya da faaliyeti, iş yerinin bir faaliyeti durduğu zaman devreye soktuğumuz işsizlik ödeneğimiz var, kısa çalışma ödeneğimiz var. Kısa çalışma ödeneği de herhangi bir iş yerinde faaliyetin tamamen ya da kısmen durması ya da bir